Evet, Anadolu'da devam ediyoruz. Şimdi tarihi bir ana geldik. Aracımıza kimlik sahibi yapacağız. 1978 yılında yapılmış bir işlemi şimdi yeniden yapacağız. Arabamızın şase numarası ve bilgileri. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Çok ilginç bir duygu ya. Artık kim olduğu belli. Şasemizi de bağladık. Zemin bağlantılarımızı güzelce sağlam pullarla önden içten. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bir faslacıya gireceğiz. Ondan sonra bütün parçalarımızı toplamaya başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi de sıra camlarımızda. Camlarımızın mekanizmalarından biri diş sıyırmıştı. Onu hemen değiştirdik, yenisini aldık. Camlarımızı yerine taktık. Şimdi de üçgen camlarımızı ve lastiklerimizi takıyoruz. Bunlar dediğim gibi bu arabada en bulunamayan parça. İzmir'deki bir parçacı arkadaşta bulmuştuk. Murat 124'lerin yan camların olduğu söyleniyor lastiklerinin ama alakası yok. Kesmeniz lazım. Boyutlar çok birbirinden farklı. Yılların verdiği yosunlanma falan onlar şimdi kireç çözücüler, cam sillerle temizleyeceğiz. Ondan sonra güzelce şekle sokacağız. Şimdi arka camı da taktım. Lastiklerini güzelce yerlerine oturttum. Bunları da yerine oturturken fitillerin iç kısımlarını deterjanlamayı unutmayın. Yoksa lastiği koparabilirsiniz. Böyle daha rahat oluyor. Zaten en son detaylı temizliği yapacaksınızdır illaki. Şimdi ses ve ısı yalıtımı. Güzel bir malzeme aldık. Arabamızın iç zeminini güzelce kaplayacağız. Tabii onu önce iletik tesisatımızı yaptıktan sonra bu kırba geçeceğiz. Onları hallettik mi? Güzelce yalıtımız da yapışkanlı bir malzeme. Hem ses hem ısı yalıtımı aynı zamanda yanmaz özelliği var. Üzeri folyo, araçta çıkabilecek bu. Gerçi fiber bir araba yansa o sadece kalsa bir mantığı yok. Ondan sonra akü zeminimiz hiç güzel değildi. Ona çalışacağız. Onu da detaylandıracağız. Hemen hemen bayağı yola kat ettik. Elektrikçimiz geldi mi? Elektriğimizi de düzene soktuğumuz zaman hepsi ortadan kalkmış olacak. Sonra mekanikçi Mahmut ustamız fren ayarlarımızı, işte çalışma ayarlarımızı, karbüratör ayarlarımızı yaptı mı? İşimiz bitecek. En son kasaya sıra gelecek. Hadi bakalım çalışmaya devam. Evet, Anadolu'muzda yavaş yavaş iç mekaniklerden görsellere başlıyoruz geçmeye. Göstergelerimiz orijinal, testlerini yaptık, çalışır durumda. Fakat bunları koruyan yani şu arkadaki bölümü tutan şu şekilde bir çember var ve çemberi tutan şu tarzda da bir baskı unsuru var. Bunlardan iki tarafta da birer tane eksik. Şimdi bunların içini sökeceğiz. Önce şöyle bir saç parçası bulduk. Yaracağız ortadan. Bunlara birer tane şu aparatlardan yapacağız. İlave olarak tutuşunu sağlamlaştıracağız. Bir de iç kısımları bayağı bir deformasyonda ve tozlu biliyorsunuz. Zamanla içlerine toz biriktiriyorlar. Bakın içi ne kadar temiz ve canlı. Ama aradaki cam haliyle tozu falan alıyor. Contaları falan da gitmiş. Şimdi bunları da güzelce temizleyeceğiz. Hatta şu dış çemberlerimizi güzelce kumlama yapıp temizledikten sonra tertemiz bir şekilde krom rengine boyamayı düşünüyoruz. Çünkü teybimiz krom. Bu çemberleri de krom haline getirirsek güzel bir görsel yakalayacağız. Ampullerimizin durumu sağlam. Yanmalarını da zaten kontrol etmiştik. Onlar da temiz. Yine WD-40'larla devre temizleyicilerle buralarını da güzelce temizlediğimiz zaman
Güzel bir forma kavuşacak, sıfırını alacak. Zaten bu kısmımız deri kaplanacak döşemecide. Evet, zımparamızı da hallettik. Şimdi boya çalışması esnasında olabilecek pürüzleri almak adına pastacılığa öncesi güzelce zımparamızı yaptık. O arada ne yapıyoruz? Yeni bu bulamadığımız dediğim parçaları, yani marşpiyel alüminyumlarını güzelce zımparalıyorum. Üzerine durunca yeni gibi olacaklar gibi geliyor bana. Bunu da neyle yapıyoruz? Normal bulaşık teli ve Arap sabunuyla güzelce az bir suyla birlikte yapıyorsunuz. Ondan sonra yüzey parlamaya başlıyor. Eğer istediğimiz performansı alamazsak artık döneceğiz şeye, ne onunla da onları da mat siyah gibi bir şey yapabiliriz ama öncelikle parçanın orijinal haline bakacağız. Eğer olmazsa o yola gideceğiz. Hadi bakalım devam. Anadolu'muz matlaşınca biraz hüzün kapladı arabayı ya. Neyse, yarın pastacılığımızı attık mı yeniden canlanır. Hadi bakalım devam. Bugünün en güzel işini sağ olsun antifriz yaptı. Arabamızın amblemi antifriz sayesinde ortaya çıktı, orijinal amblemi. Bu çok sevindirici bir haber. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle plastik ya da metal yüzeylerdeki boyaları çıkarmak istiyorsanız, yalnız bunlar da DOT 3, DOT 4 diye geçiyor. DOT 3 olanını üzerine sürün. 4-5 saat bekletin, sonra güzelce temizleyin. Bu şekli alıyor. Şimdi pastacılığıyla da üzerindeki deformasyonları aldık mı orijinal halini alacak. Güzel. Evet arkadaşlar, Anadolu'muzu toplamaya devam. Pastamız bitti, cilamız bitti. Boyayla ilgili bütün unsurlarımız sona erdi. Artık yardımcı parçalarımızı yavaş yavaş yerine takmaya başlayabiliriz. Şimdi bugün ne yapacağız? Ön tamponumuzu takacağız. Yan krom aynalarımızı takacağız. Buralardaki tapalarımızı takacağız. Kapı içlerindeki ayarlarımız vardı, onları halledeceğiz. Bu bölgedeki kromlarımızı takacağız yerlerine. Vaktimiz kalırsa da ön kaputumuzu ve kaputumuzun üzerine almış olduğumuz kaput logomuzu yerine oturtacağız. Bu kısımda işimiz bitecek. Ondan sonra yavaş yavaş iç zemin döşemesinin altına yapmayı planladığımız malzemesini de almıştık. Ses ve ısı yalıtımı ile ilgili malzememizi yerine takacağız. Arabamızın maşallahı var. Güzel gittik bu ana kadar. Birkaç yerde aklımız falan oldu. O da bizim hatalarımızdan kaynaklı. O da nazarıdır diyelim. Hadi bakalım Anadolu'ya devam.
Tamponumuzu taktık güzelce. En kromundan kapaklarımızla jantlarımızla uyum sağladı. Aynalarımızı taktık en kromundan. Antenimizi taktık. Kapı kollarımızı taktık. Ana hatlarımız yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Kapı kenarı alüminyum çıtalarımızı taktık. Bu iş de bitti. Şimdi bir detay daha var. Cam sileceklerimizi ve merkezlerini taktık. Şimdi onu biraz daha sabitleyeceğiz ki tam oturtacağız. Kaput kilidimizi taktık. Onları da boyatmıştık güzel. Griye. Evet, hatlarımız çıkıyor yavaş yavaş. Karizmatik bir şekilde. Hadi bakalım saldırıya devam. Evet, bu haftalık çalışmamız bu kadar. Artık bir hafta ara veriyoruz. Bütün kozmiklerimiz tamamlandı. Şimdi elektrik tesisatımıza, iç zemin döşeme yalıtımımıza gireceğiz. Kapı çerçevelerimizin kenarları boyadan gelecek. Sonra camlarımızı toplayacağız. Zemin yalıtımını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Hepiniz kendinize iyi bakın.